Ben bir mimarım ve yıllardır dünyanın dört bir yanını gezerek ilginç yapıları araştırıyorum. Bugünse sizlere Avrupa'nın en büyük arazi ıslah projesinin yapımı sırasında olup bitenleri göstereceğim. Hollanda'nın batı ucunda bulunan Rotterdam Limanı, batı yarıkürenin halihazırda en yoğun limanıdır. Ve şu an 4 yıllık bir proje kapsamında kargo kapasitesinin 3 katına çıkarılmasına uğraşılıyor. Çünkü gemiciliğin Hollanda tarihinde yeri büyüktür. Evet, ve bu büyütme projesiyle Avrupa'nın en büyüğü olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük 11 tarak gemisi, Kuzey Denizi'nin ortasında 7750 dönümlük bir alanı dolduruyor. Görebildiğim kadarıyla burada gerçekten yeni bir kara parçası oluşturuyorsunuz, değil mi? Evet. Bu Avrupa tarihinin en büyük deniz doldurma projesi. Tamam, başlıyoruz. Bu inşa ettikleri büyük kara parçasının içinde de dünyanın en derin limanı bulunacak. 14 katlı bir bina yüksekliğinde çelik konstrüksiyonu yerin dibine gömüyorlar. Ve bu proje devam ederken de dünyanın en büyük gemileri Rotterdam rıhtımına yanaşmak için sıra bekliyor. Aman tanrım! Dikkat et, dikkat et! Burası Hollanda. Avrupa'nın kapısı olarak nitelendirilen ülke. Kuzey Denizi'nin kıyısında bulunan Hollanda, 400 yılı aşkın bir süredir gemiciliğin ana vatanı olmuştur. Hollanda gemiciliğinin en önemli simgesi de Rotterdam Limanı'dır. Bundan 150 yıl önce Rotterdam Limanı dünyanın en büyük limanıymış. Bugün yarım milyar Avrupalı gün geçtikçe bu limana gelen ithal mallara daha çok ihtiyaç duyuyor. Olay şu ki dünya artık değişiyor. Nüfus arttıkça taşımacılık da artıyor. Bu limandaki kargo yoğunluğu son 20 yılda 3 katına çıktı. Ama artan şey sadece taşınan yük miktarı değil. Bugün en büyük yük gemilerinin boyları yarım kilometre uzunluğa erişebiliyor. Sorun şu ki Rotterdam Limanı'nın geçen süre içinde boyu değişmedi. Milyar dolarlar değerindeki taşımacılık gelirinden mahrum kalmamak için Rotterdam, Avrupa tarihinin en büyük genişleme projesine imza atıyor. Mevcut kıyı şeridinin iki katına çıkartılması için yapılacak olan 13 kilometrelik yeni liman, dünyanın en büyük gemilerini misafir edebilecek. Ve ek olarak 7750 dönümlük alanıyla 14 milyon konteyner daha depolanabilecek. Bu ülke tarihindeki en büyük inşaat projelerinden biri. Evet. Neden böyle bir genişleme ihtiyacı hissettiniz? Yıllardır Rotterdam Avrupa'nın en büyük limanı olmuştur. Ve hala en büyük olarak anılmak önemli. Bu ülke için önemli bir konu. Çünkü gemiciliğin ve bu limanın ülke tarihinde önemli bir yeri var. Evet, ekonominin var. Önemli bir parçası. Ve Avrupa'daki diğer büyük limanlarla da bir rekabet içindeyiz ama bu proje sayesinde açık ara en büyük biz olacağız. 500 milyon Avrupalı insan bu limandan gelecek olan ithal ürünlerin yolunu gözlüyor. Ama bu talebi karşılayabilmek ve büyüyebilmek için önlerinde bir engel var. Rotterdam'ın artık inşaat yapılabilecek bir kıyı şeridi kalmamıştı. Bu yüzden mühendisler işe koyulmadan önce Avrupa tarihinin en büyük kıyı ıslahı projesine girişmeleri gerekiyordu. Hollanda topraklarının %20'si deniz seviyesinin altında. Bu coğrafi yapıları gereği de tarih boyunca Hollandalılar denizi ve yeni kara parçaları inşa etme konusunda ustalaşmıştır. Bu geçmişlerinden dolayı tarihlerinin en büyük liman genişletme projesi kapsamında 7750 dönümlük denizi doldurmaya nasıl cesaret edebildiklerini anlayabiliyoruz. İnşaat için Kuzey Denizi'nin dibinden çıkartılan 500 milyon ton deniz kumu limanın önüne doldurularak 5 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğinde yeni bir kara parçası oluşturacak. Google Earth'ten dahi bakınca ne kadar büyük olduğunu idrak edebileceğimiz çok fazla proje yok. Demek istediğim uydu fotoğraflarında bile bu projenin büyüklüğü görülebiliyor. Evet. Hollanda büyüyor. Evet. Bunun yapılabilmesi için dünyanın en büyük tarak gemisi filosu günde 1 milyon ton kumu kıyıya dolduruyor.
Bir başka deyişle Hollanda günde 200 dönüm daha büyüyor. Şu anda bakmakta olduğunuz şey dünyanın en büyük tarak gemilerinden biri. Adı Vox Maxima. Bugün bu gemiye bineceğim, denize açılacağım ve denizin dibinden 30 bin metre küp kum çekeceğim. Buna siz de şahit olacaksınız. Tamam, şimdi gidiyoruz. Yukarı geliyorum. Vox Maxima ve diğer gemiler haftanın 7 günü, günde 24 saat çalışarak yeni dolga alanını tam 4 yılda bitirmeye uğraşıyor. Pekala kaptan, limandan birkaç kilometre kadar açılacağız, öyle değil mi? Evet. Kumu çekileceği alan. Evet. Tonlarca kum alacağız oradan. Tonlarca, 60 evet. 60 bin ton 60 kum. Bin ton. Vay canına, çok evet, büyük bir rakam. Evet, yukarı, neredeyse. Sonra da bu kumu alıp yeni limanın önüne taşıyacağız. Evet. Kum çekme işlemi, kumun bina yapımında kullanılabilecek kadar iri taneli ve yoğun olduğu sahilden 9,5 kilometre açıktaki bir alanda yapılıyor. Denizin 35 metre dibinden 60 bin ton kumu çekebilmek için gemi, bu görmüş olduğunuz dünyanın en güçlü elektrik süpürgesini kullanıyor. Kısaca bu şey denizin dibine gönderiliyor. Kum bu borulardan geçiyor ve emilerek şu anda bulunduğumuz bu yere geliyor, değil evet. mi? Peki biz burada dururken sen bunu yanlışlıkla açsan bizi de içine çeker evet. mi? Ciddi misin? O kadar güçlü mü? Evet, o kadar güçlü. 700 ton ağırlığında ve 90 bin elektrikli süpürge gücündeki bu alet sadece kum çekmekten daha fazlasını da yapabiliyor. Bazen çok ilginç şeyler de çekebiliyoruz. En ilginci neydi? Bir mamut. Tarih öncesi çağlardan kalma. Affedersin kaptan, az önce sen mamut mu dedin? Evet, doğru. Öyle tahmin ediyorum ki bu kemikler kumun altında milyonlarca yıl önce gömülmüştür. Evet, burası bir sürü mamutun yaşadığı bir bölgeymiş. Şimdi ise bir deniz. Ama onların kalıntıları hala denizin altında mevcut ve bazen onları çekebiliyoruz. Vay canına. Bu şeyin hiç acıması yok. Önüne çıkan her şeyi içine çekebiliyor. Evet, aynen öyle. Ama üzerinde milyarlarca ton su varken kumu öylece çekmek mümkün olmuyor. İlk önce vakumun suya saatte 200 kilometre hızla basınç uygulayan hidrolik spreylerle kabartıp kumu kaldırması gerekiyor. Kaptan, aman tanrım. İşte güç bu. Evet, bu çok komik. Kumu kaldırma aletiniz bu mu yani şimdi? Suyun dip kısmına basınçlı hava yollayıp kumu kaldırıyoruz. Böylece daha kolay çekiyoruz. Yani tıpkı elektrik süpürgesiyle yeri süpürmek gibi bir şey bu. Denizin yüzeyini havayla evet, kaldırıyorsunuz. Evet. Sonra da kumu kabartıyorsunuz. Bu sayede sıkışık tabakası en kabararak kolay daha bu. Kolay toplanıyor. Bunu sevdim. Tamam kaptan. İndirelim mi? İndirelim bakalım. 80 ton ağırlığındaki iki büyük vinç vakumu denizin dibine gönderiyor. Bu çok fena. İşte gidiyor. İşte gidiyor. Tam bir canavar. Kesinlikle tam bir canavar. Sanki bir filmden çıkmış gibi. Vakum çalışmaya başlayınca gemi dakikada 500 ton kum emmeye başlıyor. 2 dakika geçtikten sonra vakum dibe ulaşıyor ve kumu evet. çekmeye başlıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an aşağıda çok zor bir sabah geçiren 2-3 tane yengeç vardır. Bayağı başları ağrıyordur. Kum 35 milyon litre suyla karışık olarak geliyor. İşte başladı. Çekilen kum geminin ortasındaki bir huniye dökülüyor. Ve suyu elerlerken 60 bin tonluk saf kum elde ediliyor. Buraya geliş nedenimiz bu. Aynen öyle. İşimiz bu. Siyah altın çıkarmak. Burada çıkartılan kum inşaat için gerekli büyüklüğe ve kalınlığa sahip. Eğer çok iri olsalardı kolay çekilmezlerdi. Eğer çok küçük olsalardı da dökülünce çabuk dağılırlardı. Pekala kaptan. Denizin dibine böylesine değerli bir şey olduğu insanın aklına gelmez herhalde değil mi? Evet, bu çektiğimiz kumla yeni bir kara parçası yapılıyor. Bu da arazi demek. Arazi de para demek. Ve bu yaptığınız şey hiç de yeni bir olay değil. Hayır hayır. Bunu yüzyıllardır yapıyoruz. Biz Hollanda'da denizden alçakta yaşıyoruz ve suyla mücadele etmesini de bilmemiz ve gerekiyor. Ve bunu setler, bentler, kanallar yaparak başarıyorsunuz değil evet, mi? Evet, bunlar gibi. Deniz ve karayla mücadeleniz yüzyıllardan evet. beri sürüyor. Bunu atalarımız da yapmış. Biz de öyle yapıyoruz. Yalnız bizimki biraz daha gelişmiş şekilde. Bu ekip dünyanın dört bir tarafında deniz doldurma işlemleri yapmış. Şangay şehir merkezinden Dubai Palmi Adaları'na kadar birçok projeye el atmışlar. Yani birileri yeni bir kara parçası yaratıp ülkelerini büyütmek isterse bunu Hollandalılara mı yaptırıyor? Evet öyle.
Şimdi Huni'den Hollanda'ya yeni bir kara parçası oluşturacak, 4 dönümlük araziyi dolduracak kadar kum geçmiş bulunmakta. Gemi şimdi kıyıya dönerek kumları boşaltmaya başlayacak. Kaptan, depomuz doldu evet. mu? Yeterince kumumuz var evet. mı? O zaman gidip biraz deniz dolduralım. Tamam, gidelim. Vox Maxima genişleme projesinde kendine ayrılan bölgeye gelince kumu topladığının 2 katı hızında geri boşaltmaya başlıyor. Dünyanın en güçlü yüksek basınçlı hortumu sayesinde saniyede 14 ton kum boşaltabiliyor. Aman tanrım, saatte 100 kilometre hızla. Bu inanılmaz. Bu işlemin adı yağdırma. 1,5 metre çapındaki hortum kumu 180 metre boyunca etrafa saçarak püskürtüyor. Gemi bütün yükünü 60 dakikada boşaltabiliyor. Kaptan, biz burada konuşurken bir yandan gözlerimin önünde yeni bir kara parçası yaratılıyor. Evet, bu doğru. Bu inanılmaz. Peki şuraya baktığımda gemi ve şuraya baktığımda da bir kara görüyorum. 2 hafta önce burası neydi? Deniz. Gördüğümüz bütün bu bizi çevreleyen arazi evet. bundan 2 hafta öncesine kadar yok muydu yani? Hayır. Birazdan. Şu gemide 14 yıllık Noel hediyesi vardır herhalde. Dünyanın en büyük gemisine yanaştırmak. Halatı gevşetin. Hem de dünyanın en ağır gemi halatlarıyla. Beni çekiyor. Suya gireceğim değil mi? Ticari gemicilik endüstrisi aslında hepimizin hayatında yeri olan bir şey. Eğer oturma odanızda etrafınıza bakacak olursanız, bahse girerim ki eşyalarınızın çoğu bu gemilerle size ulaşmıştır. Kullandığımız ticari malların %95'i bize yük konteynerleri içinde ulaşır. Şimdi eğer bu tarafa bakacak olursanız, burada, Rotterdam'da sadece bu limanda 30 bin adet konteyner olduğunu görürsünüz. Bu inanılmaz bir rakam. Ve buraya 2 gün sonra tekrar geldiğinizde, bütün bunların gemilere yüklenip yerlerine yenilerinin geldiğini görürsünüz. Konteynerla taşımacılık son 10 yılda 2 kat arttı. Bugün dünyanın en büyük nakliye araçları 500 metreyi bulabilen boylarıyla yük gemileri. Bu gemileri Rotterdam limanına yanaştırmak içinse 13 kilometrelik bir eklenti yapılması gerekiyor. Ama bu eklenti yapılana kadar bu dev gemilerden biri bütün liman trafiğini tıkayabilir. Saat akşam 8'i biraz geçiyor ve gördüğünüz gibi güneş batmaya başladı. Şu an burada beklememizin sebebi ise yeryüzündeki en büyük kuru yük gemisi olan Edith'in Rotterdam limanına yanaşacak olması. Edith, E sınıfı olarak nitelendirilen devasa boyutlardaki kuru yük gemileri sınıfından. 14 bin adet konteyner içinde donmuş yiyecekten LCD TV'lere kadar her şeyi taşıyabiliyor. Pekala Patrick, şu an sanırım dünyadaki en büyük yük gemisine bakıyorum. Evet. Dünyanın en büyüğü değil mi? Evet, en büyüğü. Bu heyecan verici. Gerçekten çok büyük. Bunun içinde kaç tane televizyon var? Kaç paket yemek var? Kaç kutu konserve var? Bu gemi kaç tane oyuncak taşıyor şu anda? Çok fazla. Şu gemide 14 yıllık Noel hediyesi vardır herhalde. Evet. Edith, Titanic'in 3 katı büyüklüğünde. Bu yüzden limana yanaşırken diğer küçük gemiler beklemek zorunda. Gemiyi bu kadar yakından görünce aslında ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlıyorsun. Yani limanı neden büyütmek istediğinizde gerçekten çok açık. Evet. Edith, limanda çok fazla yer işgal ettiği için çalışanlar geminin 3500 konteynerlık yükünü boşaltmak ve geri yüklemek için acele etmek zorunda. Bunu yaparken 4 milyon dolarlık yakıt yüklü olan gemiye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bütün bu işlemlerin güvenli bir biçimde olması için Edith'in bu rıhtıma dikkatlice yanaştırılıp demir atıp bağlanması gerekiyor. Patrick, şimdi Edith'i yerleştiriyorlar. Tam olarak onu nasıl yanaştırıp da işlemleri başlatacaklar? Edith şu tarafa geldiğinde evet. onun rıhtıma paralel şekilde uzanmasını sağlıyorlar. Tamam. Sonra da liman çalışanları onu bağlayacaklar. Evet, evet doğru. 11 yaşındayken küçük bir kayığımız vardı ve onu iskeleye bağlardık. Temelde bugün de aynı şeyi yapıyoruz ama dünyanın en büyük gemisine, öyle değil mi? Evet. Bu kadar büyük bir gemi söz konusuysa onu düzgün yanaştırmak çok önemli oluyor. Eğer gemi rıhtıma çarpacak olursa gövdesi ve rıhtım zarar görebilir. Ve milyonlarca dolarlık hasara sebep olabilir. İşte ip geliyor. Edith'i sağlamca bağlayabilmek için her biri 500 kilogram olan halatlar kullanmaları gerek. Halatı gevşetin. Gemiyi bağlamak için 20 liman görevlisi ve kamyon çalışıyor. Şu an ekibin gemiyi nasıl bağladığını izliyoruz. Şu büyük halatlar gemiden aşağı sarkıtılıyor. İpi sarkıtıyorlar. Yapacağımız şey ise şimdi ipi alacağız, kamyonun arkasına bağlayacağız.
Sonra kamyon bu ağır ipleri çekecek ve gemiyi rıhtımda olması gereken yere hizalayacak. Dikkat et, dikkat et. İşte geliyor, işte geliyor, işte geliyor. Ve ol, bu kadar. Bu ekibin Elliot'i yanaştırmak için bağlaması gereken 12 halattan sadece biriydi. Bu halat geminin orta kısmında bulunan ve gövdesinin rıhtıma çarpmasını önleyen 4 halattan biri. Bunlar bağlandıktan sonra da geminin önündeki 4 halatı da bağlayarak geriye doğru sürüklenmesini önleyecekler. En son da arkadaki 4 halatı bağlayarak öne doğru sürüklenmemesini sağlayacaklar. Bütün halatlar bağlandıktan sonra rükündeki motorlu makaralar bir kuvvetle çekerek sıkıştırılacak. Tamam, motor ben çekerim. Çekiyor. Pekala. Denize düşeceğim değil mi? Tamam, işte böyle. Bu canavarı bağlayacağız. Tamam, ipi biraz boşlayın beyler. Evet, bırakın. Tamamdır. Gemi, evet. Bağlanacak. Az kaldı. Çekin. Çok güzel. Evet. Tamamdır. Gemi bağlandı. Bitti mi? Artık eve gidebilir miyiz? Bitti mi? Dahası var. Dahası mı var? Gitmediğine emin misin? Bir yere gitmez herhalde değil mi? Bu büyüklükte bir gemi sürüklenmez diye düşünüyorum. Kalan son 4 halat da geminin kıç kısmındaki halatlar. Bu halatların geminin orta kısmındaki halatlara dolanmaması için iniyorum. Liman çalışanları bir gemiyle birlikte onları rıhtıma bağlamak için büyük bir gemiye yanaşıyor. Pekala, şimdi bu küçük geminin kontrolü bizde. Son olarak gemiyi hizalamak için ona denizden yaklaşmamız gerekiyor. Önce burun mu yoksa kıç mı? Önce önden dolanalım. Tamam, peki. İşte gidiyoruz, peki. Biraz daha yol verelim. İşte geldik. Şuna bakın. Şimdi bu küçük teknenin içindeyken ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Edith'in büyüklüğüne bir bakın. Sanki bir filin altındaki karınca gibiyiz. Pekala. Bu kadarı yeterli evet, mi? Evet, gayet iyi. Tamam, pozisyonumuzu aldık. Halatı gevşetin. Edith'te bulunan tayfalardan biri 10 katlı bir bina yüksekliğinden halatı aşağı gönderiyor. Dikkat et de pervaneye dolanma. Aman tanrım. Bu kadar büyük gemileri yanaştırırken yaşanabilecek en büyük tehlikelerden biri de 10 metre uzunluğundaki pervanenin sebep olabileceği girdaplardır. Yaklaşıyorum Peter. Biraz daha geri. Biraz daha mı? Geri gel. Tamamdır, halatı tuttu. İyi işte. Tamam. Çok iyi. Şimdi ötekine gidiyoruz. Biraz sarsıldık sanırım. Tamam, affedersin, gidiyoruz. Evet. Elvin'e gelen halatı tutup bağlaması için daha iyi pozisyon almalıyız. Tamam, hallettim, hallettim. Son halat da sudan çıkarılıp rıhtıma bağlandıktan sonra... Çok güzel Elvin. Çok güzel. Makaralar gemiyi çekerek gemiyi rıhtıma güvenli bir şekilde bağlamış olacak. Az önce dünyanın en büyük gemisini limana yanaştırdık. Evet, öyle oldu. Bu insanın hayatında bir kez yaşayabileceği bir şey. Hayır, çok fazla insanın işi değil. Ama biz yaptık. 14.300 adet konteyner limana indirilmeye hazır ve bu harika bir işti bence. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Rica ederim. Bu harikaydı. Ben de memnun oldum. Birazdan. Dünyanın en derin limanlarından birini inşa etmek. Tamam, işte geliyor. Kalktı mı? Havada uçuşan 45 metrelik çelik barları monte etmek demek. Hey, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa gelin. Frenleri tutmadı herhalde. Rotterdam limanında yeni büyütme projesiyle 13 kilometrelik yeni bir rıhtım ve fazladan alanlar inşa edilecek. 7750 metrekarelik yeni kara parçasının eklenmesi, son 10 yılda yapılan devasa gemilerin bu limana yanaşabilmesinin sağlanması açısından büyük önem arz ediyor. Burası araba yarışlarındaki pit stoplar gibi çalışıyor. Gemiler yüklerini bir yandan boşaltırken limanda gemilere yeni yükleri yüklüyor. Fikir geminin olabildiğince çabuk şekilde yüklerini alıp yola koyulması. Bütün bu operasyonun başarılı şekilde yapılabilmesi için tek bir soruya cevap verebilmek gerekiyor. Bir konteyneri gemiden alıp depoya ne kadar sürede nakledebilirsiniz? Rotterdam'da çalışan işçiler 3500 adet konteyneri gemiden alıp yerine yenilerini yüklemek için sadece 24 saate sahip. 500 metre uzunluğundaki bu dev gemi Edith, 14.000 konteynerinin yarısını üst, yarısını da alt kısmında bulunan dünyanın en büyük 23 kargo deposuna taşıyor. Bu depolar 9 katlı bir bina kadar derinliğe sahip. Ve vinç operatörlerinin bu depoların içindeki konteynerları çıkarmak için güverteden 50 metre aşağı uzanmaları gerekiyor. Ve bu işlemi olabildiğince çabuk yapabilmek için her vincin gemide vinç operatörünü yönlendiren elemanları mevcut. Omar, şu an geminin güvertesindeyiz. Sanki bir an önce bu gemiyi denize geri göndermek gibi bir niyetin var görünüyor. Evet, bütün bunlar...
Bu normal bir sesi değil mi? Evet evet normal. Bu iş böyle mi yapılıyor? Evet böyle oluyor. Peki senin buradaki görevin ne? Ben vinçlerin gözüyüm. Onlara yardım etmek için buradayım. Vinçler yükleri gemiden tutacak denilen platformlarla taşıyor. 100 tona varan ağırlıkları üzerindeki hidrolik kollarla tutabiliyor. Aa, ıskaladı. Yapması gereken şey konteynerdaki 4 noktayı yerdeki 4 noktaya tam olarak denk getirmek. Evet. Görüldüğü kadar zor bir iş. Evet, çünkü yukarıdan altını göremiyorlar. Normal olarak. Normal olarak, evet. Aman tanrım. Operatör önce deponun 30 tonluk kapağını kaldırmak zorunda. Omar, hadi dostum. Uçur onu adamım. Kapak kalkınca Omar ve vinç operatörünün depodaki konteynerları boşaltmak için sadece 2 saati var. Şunun büyüklüğüne bakın. Güneşimi kararttı. Pekala, kapak kalktı. Şimdi bu konteynerları buradan alıp yerlerine yenilerini koyacaksınız. Evet, yalnız... Oo, aman aman aman, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Kıpırdama, kıpırdama, tamam. Buna inanamıyorum. Şunu söylemeliyim ki sanki burnunuzun ucundan kocaman bir tanker evet, geçiyormuş gibi kesinlikle. Oldu. Kesinlikle. Evet. Bu kargo deposunu boşalttıktan sonra hala geri yüklemeleri gereken 1200 adet konteyner var. Böylece Edith yeni konteynerlarla dolup denize açılabilecek. Limanda kaldığı sürece rıhtımın çok değerli 500 metrelik bir kısmını işgal ediyor çünkü. Pekala kaptan, rıhtımın %80'ini, %90'ını işgal eden bir gemimiz var. Bu da diğer gemilerin onu beklemesine sebep oluyor. Evet doğru, limanın diğer tarafında bizim bir an önce gitmemizi bekliyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu gibi gemiler yüzünden genişleme ihtiyacı var değil mi? Bu iş bitince yeteri kadar yer olacak. Evet. Ve yeterince rıhtım evet, olacak. Evet, çalışıyorlar. 3 yıl içinde bu sorun çözülmüş olacak. Yeni rıhtım inşa edildiği zaman 1200 metre uzunluğundaki yeni liman bunun gibi 5 adet devasa gemiyi aynı anda barındırabilecek düzeye gelecek. Burası tamamlandığı zaman limanın en uç kısmı olacak. Ve burada gemiler yanaşacak, yüklerini boşaltacak. Ama gemiler 15 bin adet çelik konteyneri kumsalın üzerine öylece bırakamaz. Bu yüzden önce 1200 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğinde beton rıhtımın kumun üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Rotterdam limanındaki yeni rıhtım her biri 8 metreye 2 metre genişliğinde ve neredeyse özgürlük heykeli yüksekliğinde 4 parçanın ıslak kuma yan yana gömülmesiyle yapılıyor. Bütün bu parçalar gömülünce tarak gemiler deniz tarafında kalan kumları çekecek ve gerisinde dünyanın en derin rıhtımına sahip bir liman bırakacak. Deniz suyu ve kumla kaplı bu gürültücü alet yerin 45 metre altına ulaşana kadar kazıyor. Evet. Bu büyük bir kova. Büyük bir kova, evet. Çok hantal bir ekipman ama onu kullanmamız gerekiyor. Büyük bir delik açacak. Büyük bir delik. Duvarı inşa etmek için ekip önce İstiridye kova adındaki küreyi andıran ekipmanla 14 katlı bir bina derinliğinde yuva kazmak zorunda. Normalde ıslak kum kazdığınız zaman çökerek yerini kapatır. Bunun olmasını önlemek için dev kova kazdığı yerleri bir yandan kil ve su karışımı olan bentonitle kaplıyor. Bentonit kazdığınız çukura tekrar ıslak kumun dolmasını önlüyor. Evet, çukurun dolmasını önlüyor. Çöküntü olmuyor. Çünkü 6 yaşındaki bir çocuk bile sahilde oturup çukur kazarsa ne olur? Evet, olmuyor. Evet, bir yere varamayacağını bilir. Evet, olmaz. Evet, içine tekrar kum dolur. Bu yüzden bentonit kullanıyoruz. Çukur tamamlanınca ekip rıhtım duvarını ayakta tutacak olan çelik konstrüksiyonu yerine yerleştiriyor. Bir vinç 17 tonluk demirden kafesi kaldırarak dikey pozisyonuna getiriyor ve yerine oturtmak için alçaltıyor. Kaldırma esnasında dağılmaması için her demir parçası birbirine iyice kaynaklanıyor. Bütün çelik parça başka bir yerde bir araya getirilip buraya kamyonlarla naklediliyor. Biliyorum daha önce bu programda tonlarca demir yığını görmüşsünüzdür ama şimdi görecekleriniz biraz farklı. Normalde demirler parça parça yerleştirilerek birleştirilir ve harika yapılar yapılır. Ama burada bütün bir çelik kafes başka bir yerde kaynak edilmiş ve buraya getirilmiş. Oh, işte geliyor. Geliyor. Frenleri tutmadı herhalde. O tarafa geç. Tamam, şimdi sorun yok. Vinç demirden parçayı kaldırmadan önce
tekerleklerin önündeki takozlar kaldırılıyor. Çünkü vinç yükü kaldırırken demirleri taşıyan kamyonun hareket etmesi gerek. Tamam, şimdi aradaki bağlantı yapıldığına göre ve öndeki bu ağırlıkla demir kafes kaldırılmaya başlayınca vincin ayakları yere daha sağlam basmış olacak. Evet. Pekala, işte başlıyoruz. Güvenlik, önce güvenlik. Ben Deni. Andres. Andres, sen vinç operatörü müsün? Evet. Bir saniye. Vinç operatörü sensen, vinci kim kullanıyor? Oy, dikkat et. Dikkat et. Bu iki etti. İkinci kez. Bugün birçok kaldırma işi gördük. Aslında bu en büyük işlerden biri değildi ama ikinci kez demir parça kontrolden çıktı. Ve az kalsın birine çarpacak, değil misin? Evet. Tamam, başlıyoruz. Kalkıyor mu? Evet. Çok yavaş ilerliyor. 14 katlı bir bina yüksekliğindeki tek parça demir yığının böylesine hareket ettiğini pek sık göremezsiniz doğrusu. Her kafes 100 ayrı çelik parçadan oluşuyor. Çok uzun. Aman tanrım. Çelik kafes ilk kez dikey konuma getirilmesi kaynak işçiliğini de sınıyor. Demirler iyi kaynatılmış. Öyle olmasa ne olurdu bilemiyorum. Sanırım kayacak. Kayarsa çok tehlikeli olur. Kesinlikle. 90 derece dik konuma getirildi. Vinç operatörü kaynakların sağlam olup olmadığını anlamak için bir süre duruyor. Pekala. Dik konuma gelince vinç operatörü bu pozisyonda çelik kafesi bir süre bekleterek kaynak yerlerinde bir ayrılma var mı diye kontrol ediyor. Şimdilik iyi görünüyor. 14 katlı bir bina yüksekliğinde tek parça haline getirilmiş demir yığını tek bir kişinin kontrol ettiği vinç tarafından havaya kaldırılıyor. Ve şimdi onun yerin dibine nasıl gireceğini göreceğiz. Tamam, yol açın. Herkes çekilsin. İşte geliyor. Aa, inanamıyorum. O tarafa geç. Tamam, peki. Bu tarafa geçtim. Demiri hizaladık. Şimdi indiriyoruz. İyi gidiyor. Ve bu inanılmaz. Yani bu demirin yavaşça aşağıya inmesi. Şuna bakın. Gittikçe gidiyor. Çelik kafes en dibe indikten sonra üzerine çimento dökülüyor. Yeterince sağlam olması için ekibin çelik kafesin açılan çukuru tam olarak ortaladığından emin olması gerek. Tam burada bir beton parçası olduğunu görüyoruz. Bu parça çelik kafesin kenarlarıyla çukurun arasında bir boşluk yaratarak tam olarak ortalanmasını sağlıyor. Bu sayede çelik kafesin dışı da betonla kaplanmış oluyor. Pekala, şuna bir bakın. Mükemmel bir şekilde hizalandı. Vinç yavaş yavaş indirmeye başladı. Bakın nasıl iniyor. Çelik kafes düzgün bir şekilde yerleştiriliyor ve ardından da betonlama işlemi başlayacak. Sadece bir parça için 2,5 kilometre yürüyüş yolu yapacak kadar çimento ile taşıyan 25 harç kamyonu çimentosunu buraya dolduracak. Çimento dibine kadar doldurulduğu zaman rıhtımın yapımında bir adım daha ilerlenmiş olacak. Evet, şimdiye dek 2 kamyon geldi. Toplam 25 adet gelecek. Ve işleri bitince limanı yeni yüzünü oluşturacak olan 1200 metre uzunluğundaki rıhtımın bir parçası tamamlanmış olacak. Rotterdam limanının genişleme projesi tamamlandığında günde 40 bin konteyner liman içine taşınıyor olacak. Bu konteynerler ucuca eklendiğinde 250 kilometre uzunluğu oluyor. Bu New Jersey eyaletinden daha uzun. Ama bu genişleme projesi tamamlanana kadar liman dünya çapında yılda %10 büyüyen konteyner trafiğiyle baş etmek zorunda. İşte bütün yaygara bunun için kopuyor. Bir konteyner. 2,5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 12 metre uzunluğunda 85 metreküp iç hacme sahip. Önümüzdeki yıl boyunca bu liman bu konteynerlardan 11 milyon tanesini nakletmiş olacak. Rotterdam limanı bu konteynerların sorunsuz şekilde yüklenmesi ve boşaltılması için son derece koordine sistemler geliştirmiş. Ancak bu sayede konteynerlar yılda 1 milyon tıra, 10 bin trene ve binlerce gemiye güvenli şekilde yüklenerek nakledilebiliyorlar. Arkamdaki Edith Myers gemisi 15 bin konteyner taşıyabiliyor. Ve üzerindeki mavili, kırmızılı, beyazlı şeyler rastgele dizilmiş gibi görünebilir ama aslında hepsi coğrafi bir sırada. Neden mi bahsediyorum? Şuradaki grup Singapur'a gidiyor. Şuradaki Hong Kong'a. Şu taraftakiler Louisiana'ya ve şuradakilerse onlar Rotterdam için tutuluyor. Pekala Andres, rıhtıma bir gemi yanaşıyor ve içinde 10 binden fazla konteyner var.
Sizin işiniz de bunların 4000 tanesini limana yüklemek. Ama onlar orada dururken siz burada konteynerleri değiştirene kadar bir değerleri yok. Para kazandırmıyorlar yani. Evet, olabildiğince çabuk tekrar yola koyulmaları gerekiyor. Başka bir liman, başka bir teslimat, başka konteynerler. Gelen malları içeri alıp gidecek olanları yüklemeniz gerekiyor. Olabildiğince çabuk. Gemideki konteynerler limana 600 ton kapasiteli raylı vinçle aktarılıyor. Bu inanılmaz. Şu an gerçekten oraya gidip vinç operatörünü görebilecek miyiz? Dünyanın en büyük gemisi Edith için bunlardan 5 adet gerekiyor. Aynı anda çalışıyorlar ve dakikada 2 konteyneri aktarıyorlar. Pekala, yukarı mı çıkıyoruz? Vinç operatörleri limandan 15 kat yüksekteki bir kabinde çalışıyor. Vay canına. Bu yüksekliğe çıkınca aşağıda olan biteni daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şuna bakın. Her şey bunlar için yapılıyor. Bütün bu prosedür işte şu gördükleriniz için. On binlerce konteyner gemilerden karaya aktarılmalı. Hareket ediyor, şuna bakın. 65 metrelik kolu olan bu vincin konteynerları gemiden kıyıya taşıyabilmesi için kabinin tam altında bulunan tutacak adında kaldırma platformları bulunuyor. Merhaba. Merhaba. Ben Danny. Peter. Peter, tanıştığımıza memnun oldum. Ben de öyle. Vinç operatörü sen misin? Evet. Evin burası mı? Çalıştığım sürece evet, evin burası. Peter. Demek mekan bu. Evet. Burası yükleri tuttuğun, kaldırdığın, döndürdüğün, kontrol ettiğin yer. Evet. Bir sürü iş burada yapılıyor. Hı? 2 adet kol, 12 adet düğme, birkaç tane ekran, daha fazla düğme, bir de kamera var. Evet, ama daha çok aşağı bakıyorum. Aşağı bakıyorsun. Hep aşağı bakıyorum. Harika. Peter kabinin cam zemininden aşağıda olup bitenleri görebiliyor. Pekala dostum, neler yapıyorsun göster. Bu oldukça hızlı ilerliyor. Evet, hızlı. Önce her biri 2,5 santimetre kalınlığında olan halatlara bağlı tutacağını alçaltarak konteynerları kavramaya çalışıyor. Peter şimdi tutacağı indiriyor, hizasını alıyor ve konteyneri tutuyor. Sorun yok. Sorun yok, tamam. Bu normal bir şey. Evet, tamamdır. Oldu mu? Evet. Beyaz ışık yandı. Evet. Yani konteynere indir. Kırmızı yanınca da bağlantı tamam demek. Şuna bakın, oldu bile. Bu bir. Tutacağın dört bir ucundaki hidrolik kıskaçların her biri 60 tona kadar yük kaldırabiliyor. Şimdi de bütün yolu geri dönüyoruz. Şimdi yolculuk yeniden başlıyor. İçlerinde ne var merak ediyor musun? Beni hiç ilgilendirmiyorlar. Fark etmiyor mu? Hayır. Bazen böyle taşırken ya içinde televizyon varsa dikkat etmeliyim diyebiliyorsun. Ve biraz geriliyorsun. Peter konteynerları 35 metre mesafedeki vincin merkezine geri götürüyor. Oradan alınıp depolanacakları yere götürülüyorlar. Şuna bak. Vay canına. 41 ton. Tona. Vay canına. Bunun ağırlığı o kadar mı? Evet. 41 ton. İçinde peluş hayvanlar olmadı kesin. Peter ve diğer vinç operatörü arkadaşları limana 180 milyon euroluk mal taşıyor. Ve Edith gemisinden alınan her konteynerin çok büyük önem arz ettiğini de biliyorlar. Sorun şu ki Rotterdam limanı devamlı dolu konteynerları alıp karaya taşıdıktan sonra yerlerine yenilerini koyarken gemilerin dengelerinde ani değişiklikler olabiliyor. Gemi önden arkaya, sağdan sola doğru olan dengesini devamlı nasıl koruyabiliyor? Edith altında bulunan 31 adet denge tankıyla bu sistemi yükleme esnasında sağlıyor. Konteynerler gemiden alındıkça alttaki denge tankları suyla doluyor ve gemiyi dengede tutuyor. Bu denge tanklarıyla gemiyi düzeltebiliyoruz. Eğer onlar olmasaydı kesinlikle geminin yattığını görebilirdiniz. Sadece konteynerların ağırlıklarını... Evet, doğru. Bir o tarafa, bir bu tarafa hareket ederdi. Bu inanılmaz. Evet. Bu kesinlikle harika bir iş. Bir sürü konteyner var ve bunların taşınması sırasında geminin maruz kalacağı baskılar ve dengesizliği düşünmeniz gerekmiyor. Karaya indirme işlemleri bitip denge tankları gemiyi dengeleyince Edith Şangay'dan Long Beach'e kadar birçok rotası olan 3500 yeni konteyneri almak için hazır konuma geliyor. Yüklenecek olan konteynerler 300 sıra uzunluğunda, 20 sıra genişliğinde ve 3 sıra yüksekliğinde gruplandırılıyor. Bunlar bu uzun bacaklı taşıyıcılarla naklediliyor. Bu araçlar hayatımda gördüğüm en acayip görünümlü araçlar.
Bu 40 tonluk hareketli vinçlerin 45 metre üzerinde bir kabin bulunuyor. Merhaba. Merhaba. Ben Danny. Patrick. Patrick. Pekala Patrick. Şu an 4 katlı bir binanın tepesinde duruyor gibiyiz ve sen bu şeyi buradan kullanıyorsun. Evet. Pekala, o zaman başlayalım. Her şey hazır. Kontrollerin burada. Direksiyonun, pedalların, bilgisayarların, bütün oyuncaklar burada. Hadi Patrick. Evet. Gidelim o zaman. Gidelim. İşte gidiyoruz. Ve bu şeyi anlamasına gidiyor. Her şey çok garip görünüyor. Başlarda biraz garipti, evet, ama şimdi... Şimdi alıştın mı peki? Şimdi harika. Bu araçlardan limanda 80 tane var. Her biri saatte 10 konteyneri nakledebiliyor. Bu çok ilginç. Bu liman aynı bir şehir gibi. Gruplandırılmış konteynerların aralarında sokak numaraları ve her konteynerde kapı numarası gibi özel etiketler ve seri numaraları mevcut. Patrick, şimdi 190. sokağa geldik. 15. ve 16. caddenin köşesindeyiz. O önemli şahsiyeti almaya KU-99-50-89-640 gemiye binmesi gerekiyor. Bizler... Evet. Limuzin şoförleriyiz yani. Evet. Şimdi bu bloğun yarı yoluna kadar gidip yolcumuzu alacağız. Evet. Şuna bak. Bu yüzden uzun bacaklı diyorlar. Ben ve Patrick şu an cadde boyunca uzun adımlarla ilerleyerek konteynerimizin olduğu pozisyona gidiyoruz. İşte Patrick, aradığımız evet. Bu değil mi? Adamımız bu. Evet. Değil mi? Evet, adamımız bu. Patrick vincini kullanarak 30 tonlu konteynerini 12 metre yüksekliğe kaldırıyor. Sonra da saatte 25 kilometre hızla raylı vince doğru geri götürüyor. İşte gemimiz orada. Nereye gidiyoruz Patrick? Üçüncü sıraya. Üçüncü sıra peki. Gemi limandan ayrılana kadar... Bu taşıyıcılar 2000 konteyner daha nakledecek. Ve gemiyi 150 milyon euroluk malla daha dolduracak. Sayın TCGL 1189 olması gerektiği yere geldi. Evet. Onu indirdik. Şimdi vinç onu alıp gemiye yükleyecek. Evet. Birazdan 60 bin ton kumla yeni bir kara parçasını... İşte bu. Saatte 100 kilometre hızla püskürterek yaratmak. Kum böyle yayılır. Kumu suya atarsınız ve deniz işi sizin yerinize yapar. Hollanda topraklarının %20'si deniz seviyesinin altındadır. Bu yüzden deniz seviyesinin üzerinde kalabilmek için Hollandalılar yeni kara parçaları oluşturmakta uzmanlaşmış insanlar. Bu uzmanlıklarını Dubai'den Hong Kong'a kadar dünyanın her yerinde göstermişlerdir. Ve şimdi kendi topraklarında tarihlerinin en büyük projesini gerçekleştirmek üzereler. Rotterdam limanını 7750 dönüm daha genişletiyorlar. Eğer söz konusu yeni bir kara oluşturmaksa bu işin ustası Hollandalı. Evet, doğru. Bunun olması gerekiyor. Bildiğin gibi Hollanda yıllar boyunca denizle uğraştı. Yüzyıllardır. Evet, doğru. Evet, evet. Ama Avrupa'da bu kadar büyük bir proje daha önce yapılmamıştı. Evet, doğru. Yaratılan yeni yarımadanın her ucunda gemiler depolarındaki kumları yüksek basınçlı motorlarla 180 metre boyunca püskürtüyor. Ardından da arazinin orta kısımlarını kumla doldurmak için ekip boruyla dolgulama metodunu uyguluyor. Bunların hepsi birer ekip işi. 10 metre uzunluğundaki çelik borular ucuca eklenerek arazinin ortasına 20 saniyeden kısa sürede kum pompalıyor. Bu sayede istediğiniz kadar kum taşıyabiliyorsunuz. Borularla. Evet. Değil mi? Evet. Bunlar petrol boru hattı gibi. Bunları gemilere bağlıyorsunuz ve oradan istediğiniz kadar kumu buraya getirebiliyorsunuz. Evet, doğru. Dev dalgalara ve değişen deniz seviyesine ayak uydurabilmek için yeni arazinin deniz seviyesinden en az 4 metre yüksek olması gerekiyor. Buradaki 16 dönümlük arazi 60 bin ton kumla doldurulmak üzere. 800 metre uzaklıktaki bu araziye kumu getirebilmek için 30 adet borunun ucuca eklenerek yönlendirilmesi gerekiyor. Borular olduğu sürece bu tarafa da gidebilirsiniz. Şu tarafa da gidebilirsiniz. İstediğiniz yönü belirleyip kumu oraya götürebilirsiniz. Her yöne götürebiliriz. Son bağlantılar da tamamlanınca 13 bin metreküp kum taşıyan gemi sonunda yanaşıyor. Boru sistemine bağlanır ve bütün yükünü 20 dakikadan kısa sürede aktarır. Şuna bakın. Sanki kocaman turuncu bir göbek bağı gibi. Görebildiğiniz gibi büyük turuncu hortumun ucu gemideki deliğe yaklaştırılıyor.
Bağlantı tamamlanınca gemi kumu pompalamaya başlayacak. Oldukça yavaşça çekiyorlar ve oldu işte. Ne kadar hızlı olduklarını anlamanız açısından şöyle belirteyim. Bu gemi bir dakika önce buraya yanaştı. Ve iki dakika içinde de kumun 800 metre uzaklıktaki araziye pompalanmaya başladığını göreceksiniz. Tek başına kum pompalamak için çok iri ve ağır. Bu yüzden Hollandalılar bu durumda etrafta bolca bulunan bir kaynakla çare bulmuşlar. Su. 10 metreküp kuma 1 litre su ekleyerek oluşturulan balçık, metrekareye 45 bin kilogram basınç uygulayarak borularda daha kolay taşınmasını sağlıyor. Şimdi göreceğimiz şey bu. Su ve kum karışımı bu borudan gelecek ve tam buraya dökülecek. Sorun şu ki bütün kumun burada birikmemesi gerekiyor. Kumun etrafa yayılması gerekiyor. Bu yüzden dozerler buraya gelecek. Suda kanallar açacak ve su bu kanallarda ilerleyerek kumu alıp etrafa yayacak. Tamam, başlamak üzere gidiyoruz. İşte böyle. Kum ve su karışımı. Su kumu gereken yere taşırken iki buldozer de balçığı yönlendirmek için kanallar açıyor ve yayılmasını sağlıyor. İşte kum böyle yayılıyor. Buldozerlerle taşımak yerine onu suyla karıştırıp kanallar açıyorsunuz. Ve bütün bu işi su sizin yerinize yapıyor. Kum belli bir bölgede birikmeye başlayınca buldozer yeni bir kanal açıyor. Ve balçık yeniden akmaya başlıyor. Şu an yaptıkları şey suyun yönünü kontrol ederek kumun yayılmasını sağlamak. Öyle değil mi? Evet, bu doğru. Kuma müdahale etmiyor ama bunu suyla yönlendiriyor. Buldozeri bir kalkan, bir duvar gibi kullanarak suyu ve kumu yönlendiriyor. Evet, su bunu sizin yerinize yapabilecekken neden bütün kumu taşıyasınız ki? Evet, doğru. Kum yerine yayılınca içindeki su çekilerek tekrar Kuzey Denizi'ne karışıyor. Ve arkasında yeni liman rıhtımının inşa edileceği elverişli 16 dönümlük bir arazi bırakıyor. Ama daha doldurulması gereken 1000 dönümden fazla alan var. Ve gemiler tekrar denize dönüp kum çekip buraya gelmeli. Ve bu işlemi 500 kere daha yapmalı. Burada etkileyici olan şey bu teknolojiyi siz Hollandalılar geliştirdiniz ve dünyanın dört bir yanına yaydınız. Evet, denizi ve karayı ayrı tutmakta uzmanızdır. Demek istediğim, Singapur'daki yeni şehir merkezi, Hong Kong'daki ada, Dubai'deki dünya adaları, bunlar tarihteki en büyük arazi ıslah çalışmaları. Evet, evet. Bunları biz yaptık. Ve bu yapılan işlerin hepsinin Hollanda'ya katkısı olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bunu kendi vatanınızda yapıyorsunuz. Evet, kendi vatanımızda. Bu proje 4 ay içinde tamamlandığı zaman Hollanda toprakları 7750 dönüm daha genişlemiş ve Rotterdam Limanı bir kez daha dünyanın en büyük limanlarından biri olmuş olacak. Yüzyıllar boyunca Hollanda kültüründe yeni topraklar yaratma merakı olmuştur. Doğrusu bu ülke böylesine harika bir projeyi gerçekleştirirken yeni limana milyarlarca dolarlık yatırımı başkalarının eline bakmadan kendi başına yapabiliyor olması. Geçmişlerine dayanarak yeni bir gelecek inşa ediyorlar.